Şimdi zorlamadığına bu arada, göre tersine de bir işlem yapıyor olabilir. Biraz önce ortada bir görüntü vardı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u gösterdik. Murat Karataş da yayına girdiğinde işte saat 8'i gösterdiğinde düne göre nispeten sessiz, sakin, İHA'ların sesini her ne kadar duysak da demişti. İşte bu görüntüden bahsediyorum. Beyrut'tan canlı görüntü geliyor. Ama bu demek değil ki bu gece hareketli geçmeyecek. Şimdi İsrail şunu demek istiyor. Aslında birazdan biz Beyrut'a saldıracağız. Dümdüz en yalın anlatımıyla bu aslında. Biraz önceki görseli tekrar arkadaşlar getirmenizi rica ediyorum. Beyrut'a bilhassa değindim. Hani şu an sakin görünse de ne diyor burada peki? Etkinlik sırasında haritada gösterilen o kırmızı nokta var ya, kırmızıyla işaretlenmiş bina ve yakınındaki binalarda bulunan herkes için Güney Banliyosu'ndakilere acil bir uyarı yayınladı İsrail. Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz diyor. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için haritada gösterilen bu binaları derhal boşaltmanız gerekiyor ve onlardan 500 metre uzak durmanız gerekiyor diyor. Ama biz gördük ki İsrail zaten bilfiil Gazze'de de aynı şey yaptı. Bir yeri boşaltın dedikten sonra o laf ağızdan çıkar çıkmaz bombalamaya başladı. Yani empatisi mümkün olmayan bir şeyden bahsediyorum muhakkak ki, ama bir yeri boşaltmak ne kadar hızlı olabilir ki? Bu arada Murat Karataş geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yayında şöyle bir cümle kurmuştu. Sümeyye dedi, bu sosyal medya üzerinden yayınlanıyor. Yani siz tek tek herkesi arayıp ya da işte gökten zarflar indirmiyorsunuz ya da kapıları çalıp orayı boşaltın demiyorsunuz. Kimin sosyal medyası var Beyrut'ta? Hangi yaşlının elinde bu var, kullanır nitelikte? Ya da herkesin evinde bir sosyal medya kullanıcısı var mı? İşte olmayan insanlar bundan da bir haber demişti mesela. Bunu da bizzat hatırlatmak istedim. Komutanım, sizinle başlamak istiyorum. Bu Lübnan bu gecede, Utku da yazdı alta, yani yine İsrail'in hedefinde ve o bizim biraz önce canlı diye verdiğimiz biraz daha sükut içeren görüntü aslında dakikalar sonra belki patlamaların ışığını göreceğiz biz orada. Ne dersiniz? Doğru, katılıyorum. Yani İsrail'in Gazze'de uyguladığı taktik ve tekniklere baktığımız zaman aynısını da bu bölgede uyguluyor. Orada da sosyal medyada mesajlar gönderiyordu ama sizin de değindiğiniz gibi bunlardan kaç kişinin haber oluyor? Kaldı ki oradaki internet altyapısı, elektrik sistemlerine tabii baktığımız video var zaman da bunda, burada insanların bu bilgileri duyması mümkün değil. Yani bu sadece ben uyarı yaptım diyerek kendisini bir noktada da işte korumak istiyor psikolojik olarak insanları. Yani kendisini dünya kamuoyuna ben haber veriyorum. Burada zaten benim savaştığım işte Hizbullah'ın kullandığı bölgeler. Ben burayı bombalayacağım. Burayı bombalayacaksanız bu saatte değil. Yani sizin de değindiğiniz gibi en azından o bölgede hareket edemiyor tabii. Ettiğiniz zaman insanlara en azından bir anons yapabilirsiniz. Yani daha farklı. Yani burada samimi olsa, insanların canına acımış olsa, yani insan sevgisi olsa bu şekilde bir duyuruda duyuru yapmazsınız. Daha farklı kanallarla yaparsınız yani o bölgede. Ve bu kadar insanın da, masum insanın da ölümüne sebep olamazsınız. Bu tabii burada, bundan sonra o bölgede Hizbullah'ın bulunduğu yerleri insansızlaştırsın. Yani bir yerde Hizbullah varsa, insanlar bunu biliyorsa o mahalleden uzaklaşsınlar. Ben de mahallenin tamamını veya işte o kasabanın, köyün vesaire her neyse tamamını hedef alarak bu işi halledeyim diyor. Çünkü şu anda yani Hizbullah militanlarını bir balık kabul edeceksek barındığı yer işte denizde insanlar, onların içerisinde. Çünkü yani Hizbullah dediğimiz insanlar birebir insanlar değil. Daha önceki şeylerde de değindiğimiz gibi bunda burada ailesi, çocukları ve bir yığın sivil insan var bunlar, ama bunların tamamı da Hizbullah yanlısı diye değerlendiremeyiz. Ama İsrail'in amacı korku ve panik yaratmak. Zaten terörde de amaç nedir? Halk üzerinde korku ve panik yaratmak suretiyle mevcut olan iktidara veya mevcut olan otorite veya mevcut olan örgütün örgütten insanları soyutlamak. İşte tamamen bunu uyguluyor. Korku, panik, yıldırma, yanıltma ile beraber örgütten insanların ayrılması veya örgütün bulunduğu bölgelerde yerleşimlerini önlemek. Uzun vadeli de düşünüyor bu tabii. Bu mücadele
biraz önce Sayın Bakanımızın değindiği gibi 5 yıllık, 10 yıllık plan değil bu. Belki gelecek 50-100 yıllık planlar bu. Şu anda burada uygulanmak istenen planlar. Yani Netanyahu burada söylemiş olduğu şeyler sadece kendi dönem için söylenmiş bir şeyler değil. Yani İsrail Devleti 1948'de kurulduğundaki mevcut topraklarına bakalım. Şimdi aradan geçen bu süre içerisindeki duruma bakalım. 50 sene sonra ne olacak işte. Bunun için İsrail ve İsrail'e komşu olan ülkeler ve İsrail'le problemi olan ülkeler kendi tedbirlerini buna göre almaları lazım. Burada işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar vesaire gibi ülkeler ne zamana kadar yani Amerika'ya sığınarak kendi bulundukları işte tahtlarını koruyabilecekler? Bunlarca para kazanıyorlar. Paraları gelecekte kendilerine muhtemel düşman olacak veya kendilerini ortadan kaldıracak durumda. Geçen yıllarda bir Amerikalı bir askeri kişinin bir açıklaması vardı, etkili bir albay. Biz diyordu, Amerika olarak o bölgedeki petrol ve doğalgazı Araplara yedirecek kadar saf değiliz diyordu. Dolayısıyla burada yani şu sizin gösterdiğiniz kırmızı planın bombalanması veya civarında her ülkenin kendisine göre çıkarması gereken dersler var. Yani bu, bence bu mesajlar bunu içeriyor. Yani bunu geniş anlamda düşündüğümüz zaman devletler bazında çok önemli bir şey bu. İç karışıklıktan bahsettiniz ya, buna denk gelecek cümlelerden Mithat Hocam. Şimdi sadece Hizbullah ve Rıdvan gücünden bahsetmiyoruz neticede. Hizbullah'ı desteklemeyen başka güçlerden de bahsediyoruz. Bir yandan da işte 1 milyona yakın insanın Lübnan'dan gitmesi, tabii, işte onların 100 bininin Suriyeli olması ve Suriye'ye de gitmesinden bahsediyoruz. Halihazırdaki Suriye'deki karışıklığa rağmen Lübnan'da bulunan Suriye vatandaşlarının da orayı daha güvenli görüp Suriye topraklarına geri dönüyor. Şimdi ülkede bir yandan da işte Hizbullah'a karşı sivillerin tepkisini de çekmek, diğer mensupların da aslında karşılıklı bir çatışma haline getirmek. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Hizbullah'ı sıkıştırma çabası ülkede, kendi ülkesinde de böyle bir çabası da olabilir mi İsrail'in? Tabii yani zaten terörde korku ve panik yaratmak mevcut otoritenin, yani mevcut otoriteye karşı yapılan bir şey. Burada da o bölgelerde baktığımız zaman işte her ne kadar diğer insanlar da yaşıyorsa da Hizbullah'ın kontrolünde olduğu ve olabileceği bölgeleri bombalıyor. Ve burada mevcut işte Hizbullah'ın yanında olduğunuz zaman başınıza bu gelecek. Dolayısıyla buradan uzaklaşın ve burayı terk edin. Yani şimdi gittikleri Suriye'den bu insanlar buraya niye göç ettiler? Orada güvende olmadıkları için bu bölgelere geldiler. Yani ama şimdi orası güvensizlik, buraya göre güvenli olmuştu ki insanlar oraya binlerce insan göç etmeye çalışıyor ve buna da mani oluyor. Çünkü burada da ne diyor? Bu sizin geçtiğiniz yol güzergahından bana, benim savaştığım olan bu işte Hizbullah ve bunun militanlarına o bölgeden silah, mühimmat ve lojistik yardım geliyor diyor. Onun için burayı bombaladım diyor. Yani orada, burada tamamen uygulanan şey yani bir terör örgütünün yapabileceği bir şey. Ama işte İsrail'in de genişlemesi ve genişleme stratejisi buna bağlı. Burada işte biraz önce değindiğim gibi Körfez ülkelerinin bunu acaba onlar nasıl değerlendiriyor? Onları ben gerçekten merak ediyorum. Yani bir Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn. Yani bunlar biz tarafsız, ne zamana kadar tarafsız kalacaksınız? Yani biraz önce Sayın Bakanım güzel bir şeye değindi. Osmanlı döneminde bunlar işte kendi aşiretlerini, kabileleriyle beraber bana dokunmayan, beni kim gelirse gelsin diyor. Tabii. Libya'da aynı şey değil mi? Oradaki şeyler de bu nasıl söylemişti? Aşiretler, kabileler de ya, Libya'da kim gelirse gelsin yeter ki benim burada petrol alıyorum, bunu Cezayir'e satıyorum, Fas'a satıyorum, Tunus'a satıyorum, bu zenginliğime dokunmasın, benim için önemli değil. İşte burada da millet olma bilinci, ulus olma bilinci ve bunun önemi ortaya çıkıyor tabii.